Değerli basın mensupları, açıklamamız devam edecek. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızın sonuçlarını aktaracağım size ama isterseniz bir yarım dakika düzenleme için gerek yok mu? Devam edelim mi? Peki. Evet, değerli arkadaşlar, İbrahim Ayhan hepimiz için çok büyük bir hüzün, çok büyük bir acı yarattı. Bir kez daha kendisine rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına, bütün halkımıza başsağlığı diliyoruz. İbrahim Ayhan bu ülkedeki demokrasisizlik yüzünden, bu ülkedeki faşizan baskılar yüzünden, bu ülkede milletvekillerimize ve bütün arkadaşlarımıza, üyelerimize, yöneticilerimize yapılan baskılar nedeniyle ülke dışına çıkmak zorunda kalan bir arkadaşımız oldu. Edward Said bir söz söylemiş. Diyor ki, sürgün bir gediktir, hiçbir zaman kapanmaz. Evet, sürgüne gitmiş olanların ülke aşkı, ülke sevgisi, bu topluma, burada yaşayan insanlara olan sevgileri, bağlılıkları çok büyük kırılmalar yaratır. Ve İbrahim Ayhan arkadaşımız da maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Bir kez daha bütün halkımıza başsağlığı diliyoruz. Bugün tarihimiz açısından baktığımızda iki önemli sanat ve edebiyat dünyamızın iki çınarının da kaybettiğimiz bir gündür. 26 yıl önce Musa Anter, bir barış elçisi, bilge insan, Kürt halkının yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Musa Anter, derin devletin çeteleri tarafından katledilmişti. Onun anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ve yine 33 yıl önce Ruhi Su, yine Türkiye'deki edebiyat ve sanat dünyasının önemli bir çınarı, işçi ve emekçilerin sesi Ruhi Su, hayatını kaybetmişti. Onun da anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Her ikisi Türkiye'deki demokrasi mücadelesi açısından çok önemli roller oynadılar. Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yürütme toplantımızın birkaç ana konusu vardı. Bunlardan bir tanesi elbette ki Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumuyla ilgiliydi. Bu konuda konuştuklarımıza dair birkaç not iletmek istiyorum. Çünkü konuştuklarımız aynı zamanda tesadüfen Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıklama yaptığı saatlere denk geldi. Birkaç noktaya değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bizim bugün konuştuğumuz konunun başlığı kriz mriz var. Başlığımız oydu. Kriz mriz var. Yani kriz mriz yok diyenlere cevap olsun diye bunu söylüyoruz. Bakın, bu ülkede bütün veriler konkordato ilanlarının ard arda gelmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin önemli şirketleri, firmaları ard arda konkordato ilan ediyorlar. Kriz mriz var. Türkiye'de tüketici güven endeksi açıklanan son verilere göre %13 düşmüş görünüyor. Tüketici güven endeksinin düşmesi demek, halkta tüketime dair bir gerilemenin olması demektir. Yani güven kırılmıştır. Kriz psikolojisi toplumda yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla kriz mriz yok diyenler yanılıyorlar. Halk tüketici güven endeksinde yaşanan düşmeyle birlikte aslında onları yalanlıyor ve kriz mriz var demiş oluyor. Kriz mriz yok da mı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın fiyatını 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirdiniz? 250 bin doları verip de Türkiye'de herhangi bir yatırım yapan, herhangi bir şey satın alan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma imkanını getirdiniz. Dolara ihtiyacınız var çünkü. Neden dolara ihtiyacınız var? Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki 12 ay içinde çevirmesi gereken dış borç miktarı 181 milyar dolardır. Buna cari açığı en az 40 milyar dolar olarak ekleyecek olursak toplamda bu 220 milyar doların üstüne çıkmaktadır. Peki 220 milyar doları çevirebilmek için nereden ve yüzde kaç faizle borç bulacaksınız bu borcu çevirebilmek için? Bu koşullarda elbette ki dolar yükselir.
bu borç ekonomisi elbette ki doların yükselmesine yol açar ve siz ne kadar kriz mriz yok derseniz de deyin, çok açık bir şekilde önümüzdeki aylarda bu krizin daha da derinleştiğini göreceğiz. Şimdi bakın, biraz evvel Hazine Bakanı açıklama yaptı. Çeşitli veriler sundu. Bu verilerin içinde tek doğru olan aslında şu andaki enflasyon beklentisine dair olandı. %20 civarında, %20-21 aralığında, ki büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç ay içinde bu verinin de değişeceğini göreceğiz. Ama ilginçtir, 2019 büyüme beklentisine dair bir veri açıkladı Bakan Bey. %2.3 dedi. Aşağı yukarı aynı dakikalarda OECD Türkiye'deki 2019 büyüme beklentisini değiştirdi. 4.9'dan 0.5'e çekti. Adeta OECD bakanın açıkladığı 2.3'ü tekzip etmiş oldu. Kriz mriz yok diyenlere söylüyoruz bunu. Şimdi enflasyon oranını %20.8 beklenti olarak açıkladılar. Hala Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sitesinde enflasyon oranı beklentisi %5 olarak yazıyor. Artık bir zahmet bunu düzeltiverin. Niye düzeltmeniz gerekiyor aynı zamanda? Şimdi bakın, 2018 yılında asgari ücretlilere verilmiş olan ücret zammı eski beklenti üzerineydi. Şimdi en az %6 enflasyon farkının verilmesi gerekiyor. Hükümete buradan soruyoruz. Ne zaman bu %6 enflasyon farkını vermeyi düşünüyorsunuz? Yine bakanın açıklamaları sosyal güvenlik alanında kemer sıkma politikalarının uygulanacağını gösterdi. Bir kez daha söylüyoruz ki sosyal güvenlik alanında kemer sıkmak yerine uçak almaktan vazgeçin. Sadece o yolcu uçağını kastetmiyoruz, hibe edildiği iddia edilen. F-35'leri almaktan vazgeçin. S-400 füzelerini almaktan vazgeçin. Askeri harcamaları, savaş harcamalarını azaltın. Sosyal güvenlik harcamalarını azaltmak değildir yapılması gereken bu kriz ortamında. Son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Yine Bakan Bey dedi ki kayıt dışılığı azaltacağız. Nereden başlayacaklarını çok merak ediyoruz. Kayıt dışılığı azaltmak için. Biz bir tane yeri hemen söyleyelim. 3. havalimanı inşaatında işçilere ücretlerini bir kısmını resmi yollardan, bir kısmını ise elden ödemek suretiyle veren firmalardan başlayın kayıt dışılığa karşı mücadeleye. Neden mi böyle diyoruz? Çünkü bu firmalar işçilere ücretlerini resmi yollardan değil de elden vermek suretiyle hem vergi kaçırıyorlar hem SSK primi kaçırıyorlar. Yani bu firmaların kayıt dışı konusunda yaptıkları çok açık ortadadır. Peki bunu nereden biliyoruz? Bunu işçiler söylediler. Havalimanı işçileri biliyorsunuz 13-14 talepten oluşan bir listeyle protestolarını açıkladılar. Bu listenin içinde yazan bir maddeydi bu. Peki diğer maddeleri hatırlıyorsunuz. Tahta kuruları ve pireli yataklar, doğru dürüst temizlenmeyen, bakılmayan tuvaletler, insanca olmayan yaşam koşulları ve kayıt dışılığı açıkladılar, değil mi? Ne oldu peki bu işçilere? Bu işçilerin 24 işçi kardeşimiz tutuklandı. Yüzlercesi gözaltına alındı. 500'e yakın bir sayıdır. Bunların içinden 24 işçi arkadaşımız tutuklandı. Neden tutuklandı bu işçi arkadaşlarımız? Kayıt dışılığı açıkladıkları için tutuklandılar. İnsanca olmayan çalışma koşullarını açıkladıkları için tutuklandılar. Kölelik koşullarında adeta 19. yüzyıl İngiltere'sinde çalıştırıldıklarını açıkladıkları için tutuklandılar. Bunun için tutuklandılar. Şimdi biz Bakan Bey'e bunu tekrardan hatırlatıyoruz. Kayıt dışılığa karşı mücadele etmek istiyorsanız ilk yapacağınız şey 3. havalimanındaki çalışmakta olan firmaların aleni bir şekilde işçiler tarafından şikayet edilmiş olmaları nedeniyle aleni bir şekilde kayıt dışılığı sürdüren bu firmaların üstüne gitmek, hukuki her türlü adımı atmaktır. Bir diğer konu, Merkez Yürütme Kurulumuzda konuştuğumuz ve Türkiye'deki hukuk ve yargı sistemi açısından önemli olan bir konu. Biliyorsunuz dün
Kulp davası sonuçlandı. Kulp davası çok eskiye dayanan bir davadır. 1993 Ekim'i Diyarbakır Kulp ilçesinde General Yavuz Ertürk komutasında bir operasyon yapılıyor. Gözaltına alınan köylüler ve çocuklar, bir kısmı köylü bir kısmı çocuk, 11 kişi gözaltında kaybediliyor. Bunun üzerine hukuki mücadele başlatılıyor. Türkiye bu hukuki mücadelede herhangi bir adım atmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiliyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 31 Mayıs 2001'de, yani bundan 17 sene önce, davayı sonuçlandırıyor ve Türkiye'yi bu gözaltında kayıplar dolayısıyla suçlu buluyor. Aynı zamanda gerekli soruşturmayı yapmadığı için de suçlu buluyor. Bu yaşanmış olan olaydan 10 sene sonra bölgede kemikler bulunuyor. Ve adli tıp yaptığı araştırma sonucunda bulunan kemiklerin 1993 yılındaki kulp operasyonunda kaybedilmiş olan insanların kemikleri olduğunu raporuyla sabitliyor. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu kuruluyor ve 2004 yılında bir rapor veriyor ve bu raporda da aynı şeyler tespit ediliyor. Bunun üzerine aileler yeniden başvuru yapıyorlar. Dava açılıyor ve bu dava dün itibariyle cezasızlıkla ve beraatla sonuçlandırılıyor. Yani 11 kişinin gözaltında General Yavuz Ertürk operasyonu sonucunda kaybedildiği bu kadar çok yerde hukuken tespit edilmiş olmasına rağmen bu dava beraatle sonuçlandırılıyor. Bunun bir nedeni uzun süredir hem 1990'larda hem de 2000'li yıllarda şiddet, baskı, gözaltında kaybetme, işkence, kötü muamele gibi konularda bir cezasızlık uygulaması hakim hale gelmiştir. Yani mahkemeler bu işlemleri yapan kişileri cezalandırmamaktadır. Devlet bu işlemleri yapan kişileri adeta ödüllendirmektedir. Hukukun durumu bugün budur. Ama hani bunu çok uzun uzun örneklerle anlatabiliriz. Birçok dava örneğini verebiliriz. Hukuk ve yargı nasıl bir durumla karşı karşıya kaldı diye. Fakat bunları anlatmak yerine bir şeye işaret etmek gerekiyor. Hani hukuk ve yargı nasıl oluyor da iktidara bu kadar bağlı, iktidarın tarafında, yani bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş bir şekilde çalışıyor sorusunun birkaç tane cevabı olabilir. Bir tanesi nedir biliyor musunuz? Danıştay Başkanı'nın kızının jet hızıyla saraya terfi ettirilmesidir. Yani hukuk bir taraftan rüşvetle hizaya getiriliyor, bir taraftan baskıyla, zorla hizaya getiriliyor. Hakim ve savcıların adli yılın açılış gününde otobüslerle, gerçekten dünya yargı sistemi açısından bakarsak içler açıcı bir gösteriyle ve görüntüyle otobüslerle sıra sıra saraya taşınmış olması bir resepsiyon için bile aslında yargının karşı karşıya kaldığı durumu gösteriyor. Kulp davası dolayısıyla da buna bir kez daha değinmiş oluyoruz. Bu hukuksuzluklar karşısında, bu yargı kepazelikleri karşısında hukuki ve demokratik mücadeleyi her alanda sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Son bir nokta, geçtiğimiz günlerde de buna dair konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yerel seçim hazırlıklarımız var, sürdürülüyor. Toplantılarımıza her tarafta adım adım başladık. Çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Önce Diyarbakır'da bir toplantı yapmıştık. Şimdi bölgenin diğer illerinde yapıyoruz. Çok kısa bir sürede Türkiye'nin her tarafında yerel seçimlere girilecek bütün illerde toplantılar yapacağız. Yerel seçim politikalarımızı, yerel yönetim modellerimizi, belediyecilik anlayışımızı, hizmet anlayışımızı, geçmişin eksiklerini, hatalarını da değerlendirerek, bunları aşarak yeni dönem açısından belirlemeye başladık.
Bir süre sonra da elbette ki adaylıklar mevzusunu konuşmaya başlayacağız. Daha evvel de ifade ettik, bir kez daha söyleyeyim. İki temel hedefimiz vardır yerel seçimlerde. Bunlardan bir tanesi halkın iradesini, seçimlerde halkın verdiği oyları gasp ederek kayyum atanmış olan bütün belediyeleri geri almak, yine halk iradesiyle, halkın oylarıyla sandıkta geri almak, bununla yetinmemek, 24 Haziran sonuçlarının gösterdiği gibi en az 10-15 yerde daha belediyeleri almak, hedefimiz budur. Batıdaki büyük belediyeler ve büyük belediyelerin ilçeleri, büyük ilçeleri de dahil olmak üzere batıda aldığımız oyların karşılığı olarak da AKP-MHP koalisyonunun nerede geriletilmesi, nerede kaybetmesi mümkünse orada bu meşru ve demokratik mücadeleye destek vererek bu sonucu sağlamak olarak tespit ettik. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dediğimiz gibi bir süre sonra adaylık konuşmalarına da başlayacağız. Adaylık demişken bir noktaya işaret etmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sıfatla konuşurken Halkların Demokratik Partisi'nin adaylarına ve aday belirleme usulüne dair tamamen mesnetsiz, hiçbir karşılığı olmayan iddialarda bulundu. Bir partinin genel başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olan aynı zamanda Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki siz Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığınız bu konuşmalarda HDP'yi suçlayarak HDP hakkında hiçbir karşılığı, hiçbir doğruluğu olmayan cümleleri sarf ederek esas itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nu etkilemek istiyorsunuz. Siz Yüksek Seçim Kurulu'nun HDP'nin adaylarını veto etmesini istiyorsunuz. Bakın 2014 seçimlerinde sandıkta kazanamadığınız belediyeleri İçişleri Bakanı aracılığıyla kayyum atayarak aldınız. Şimdi yine sandıkta kazanamayacağınızı görüyorsunuz. Çünkü 24 Haziran seçimleri bunu gösterdi. Sandıkta kazanamayacağınızı gördüğünüz için şimdi ihbarda bulunuyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu'nu harekete geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. HDP 2014 yerel seçimlerinde katıldığı zaman da yaptığı gibi bugün de ve aradaki genel seçimlerde de yaptığı gibi adaylarını çok şeffaf bir şekilde halkın gözü önünde mülakatlarla, halkın iradesinin yansıdığı şekilde toplantılarla, görüşmeler yoluyla saptayacaktır. Ve bu adaylar kendi yerellerinde tanınan, bilinen yerel yönetim modellerimizi ve belediyecilik hizmet anlayışımızı en iyi şekilde yerine getirebilecek adaylar olacaklardır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Çok açık, şeffaf, demokratik bir yol izleyeceğiz. Ama siz bu yaptığınızla sanmayın ki HDP'nin yerel seçimlere katılmasını engelleyebilirsiniz. Sanmayın ki HDP'nin yerel seçimlere katıldığı zaman kendi adaylarıyla o kayyum atadığınız belediyeleri ve daha fazlasını almasını engelleyebilirsiniz. Bu mümkün değil. Çünkü halk 24 Haziran'da bunun mümkün olmadığını gösterdi. Bir kez daha gösterecek. O nedenle eğer adil ve eşit bir seçim yaptığınızı ya da yapacağınızı iddia ediyorsanız o zaman HDP hakkındaki bu mesnetsiz, karşılığı olmayan iddiaları ileri sürmekten vazgeçin. Eğer fikirlerinize, adaylarınıza güveniyorsanız demokrasi ortadadır, sandık ortadadır. Buna bu şekilde müdahale yerine buyurun yarışın ve boynuzun ölçüsünü alın o kayyum atadığınız belediyelerde öncelikle. O nedenle bir kez daha bu iddiaları net olarak çok açık bir biçimde kendisine iade ediyoruz. Asla kabullenmiyoruz ve önümüzdeki günlerde yapacağımız bütün çalışmalarla ve faaliyetlerle de zaten aday belirleme süreci dahil olmak üzere çalışmalarımızı şeffaf demokratik ortamlarda nasıl yapacağımızı herkese göstereceğiz. O nedenle de bir kez daha bunun vurgulanmasını önemli bulduğumuzu söylemek istiyorum.
Evet, bizim Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda konuştuğumuz ve üzerinde kararlaştırdığımız konular bunlardı. Eğer herhangi bir sorunuz varsa onları alayım. Yoksa toplantımızı sonuçlandıralım.